şaşırıyor. Bu yol en son yeni açıldığı için nerede olduğunun farkında değil yani. Manzarasıyla, doğasıyla güzel. Hem yeşil. Hava sıcaklığı da gerçekten yapıyor bugün. Dışarı çıktığımız zaman böyle bir alev esintisi oluyor. Varsam da gidiyor. Sırbistan'ın sonuna geldi artık. Buradan sonra birkaç tane daha tünel, ardından Gişe gelecek. Oradan Galata sınır kapısı, Bulgaristan. İşte bugün akşam üzeri de Türkiye'ye girmeyi planlıyoruz. Herhangi bir aksilik olmazsa, gümrükte bekleme olmazsa. Sırbistan için kısaca şunu söyleyebilirim. Oldukça tamirat fazla bu yıl, onu gördüm. Yolları bozulmaya başlamış. Çoğu yerde otobanın bir tarafını kapatıp gidiş geliş yapmışlar. O açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Sağ şerit bazı kısımlar bayağı bir bozuk. Ona da dikkat etmek gerekir. Tekrar şimdilik bu kadar. İlerleyen dakikalarda görüşmek dileğiyle. Şu anda Bulgaristan'a girmiş bulunmaktayız. 3,5 saatlik bir beklemenin ardından herkesin merak ettiği inşaat halindeki yerdeyiz. Bulgaristan tarafında da tamirat var. Kapıda. Şimdi yavaş bir şekilde Shell tankstelenin oraya doğru devam etmekteyiz. Son hali hep beraber göreceğiz. Burada bir tümsek var. Yavaş. Belirteyim, buradaki Shell tankstelenden mazot alınmaması tavsiye ediliyor. Sıkıntı yaşayanlar olmuş. Buradan mazot aldıklarında, Sofya'ya vardıklarında problem olmuş. Mazotun içine su karıştırıldığı ne derece doğru bilemiyorum. Ben de aldım buradan. Herhangi bir sorun yaşamadım. Onu da söyleyeyim. On ikinci ayda gelmiştik. Buraya kadar herhangi bir değişiklik yok 12. ayetten bu tarafa. Dignete kesinlikle bunlardan almayın. Bunlar bekliyorlar. Av bekliyorlar. Online alın veya geride otomat var. Oradan 2 dakika alın. Evet, 12. aydan fark olarak sanırım burayı yapmışlar. Burası da bozuktu. Hız sınırlarına mutlaka uyulmalı burada. Evet, bu Shell tankstelenine gidiyorum. Ama düzelecek. Seneye inşallah artık hem gümrük kapısını hem de bu Sofya'ya kadar olan bölümü tamamen biteceğini tahmin ediyorum. Yavaş yavaş bozuk olan yere geliyoruz. Buraya kadar bir çift geliş var. 80'lik yol. Buradan itibaren mutlaka tabelalara uyun. Onu söyleyeyim. Burada teke düşüyor yol.
gidiş geliş olarak. Öbür tarafın asfaltı bitmiş, lakin çizgiler de çizmişler ama açılmamış. Burası da fena değil. Asfalt yani, buranın zemini de asfalt. Belki birkaç güne öbür sağ taraf Türkiye yönüne gidiş olarak açarlar diye düşünüyorum. Çünkü bitmiş orası. Burada çok kötü bir kasis var. Aman ha. Basıp geldiğiniz zaman burada sıkıntı olur. Sol tarafta polis bekliyor. Sofya tarafından Sırbistan'a doğru gelirken otobanın bitişinde hem kasis var hem burada radar uygulaması yapıyorlar. Mesela şu giden aracı durduracaklar yani %100. Çünkü hızlı geliyor adam. Evet. Frene bastı, durduruyorlar. Aynen. O yüzden o taraftan bu tarafa gelirken, gümrüğe yaklaşırken mutlaka hız sınırlamalarına uyalım. Ben iki tane kasis gördüm. Bundan sonra bir daha bozuk yol var mı bilmiyorum. Sanırım yaptılar mı acaba? Zannetmiyorum ama. Neyse, biraz daha gidelim, ileride belli olacak. Burası şimdi eskiden yapılmıştı 16 kilometre. Yazıyor orada 16 kilometre. Schnellstraße. Hız sınırı 100 burada da. Aynı bu geride olduğu gibi burada ileride de yine polis olma ihtimali çok yüksek. Bu yolun bitiminde. Onu da belirteyim. Yani Türkiye tarafına giderken 16 kilometrenin sonunda. Öyle söyleyeyim. Evet, şu anda Sofya'daki Kreisverkehr'e geldik. Sol tarafa doğru devam ederseniz köprünün üzerine Sofya merkeze gidersiniz. Belirtmek isterim, hemen öncesinde büyük bir kasis var orada. Kreisverkehr'e gelmeden önce çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Orada dikkat etmek gerekiyor. Ayrıyeten Sırbistan'dan Sofya'ya kadar olan bölüm, inşaatlı bölümde herhangi bir sıkıntı yok. Bir hafta öncesindeki bilgileri tamamen unutun. Bunu söyleyebilirim. Sadece iki tane kasis var. Oraya dikkat ediniz. Onun dışında yol asfalt. Ama tabii bazen 50-30 oluyor. Bu sınırlamalara da uymak gerekiyor. Şu anda evet, bu Kreisverkehr'deyiz. Burada da bu sağdan da gidebiliyorsunuz aslında. Bu taraftan da yol var. Ama genelde herkesin tercih ettiği 3. çıkıştan çıkıp böyle devam etmek. Şimdi burada bir yenilik daha görüyorsunuz, İstanbul 580 kilometre yazıyor. Bu da yeni, bu tabela yoktu geçen yıllarda. Küçücük de olsa yazmışlar oraya yani, belki görürsünüz. Evet, Sırbistan ve Bulgaristan da bu kadardı. Artık Svilengrad diye devam ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşçakalın.